Herkese merhaba. Çağlayan Adliyesi Yargı Masası'na hoş geldiniz. Çok yorucu. Oldukça fazla uykusuz kadından zor 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 ilerlediğimiz, kararları beklediğimiz ve neredeyse tüm Türkiye'nin Özgecan ve onun e, Anadolu Adliyesi'ndeki basın emekçilerinden haber aldığımız bir gecenin sonuna geldik. Artık yeni bir haftaya başlıyoruz ve kararlar belli. İnsanların birçok şey var merak ettikleri. Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle cümleten geçmiş olsun. Çünkü ülke olarak takip ettiğimiz bir süreçti. Uykusuz kaldığımız bir süreçti. Neden ülke olarak takip ettik? E, çünkü hepimizin aslında o kaçırılan, kaçırıldığı iddia edilen vergilerle ilgili bir meselesi olmalı. Çünkü biz ufacık askeri ücretler içinden dahi çok ciddi rakamlarda vergiler ödeyen insanlarız ve vergilerimizi de peşin peşin ödeyen insanlarız. Dolayısıyla ekonomik olarak da çok zorda olduğumuz şu süreçte ülke olarak yakından takip ettiğimiz bir dosyaydı ve tutuklamayla son buldu. Yani tutuklamayla son buldu ama benim şu anda kendi psikolojik, mental olarak ben çöktüm bu arada. Ben de. <laughs> yani hem tanıdığımız için hem... Yani en çok da beni tedirgin eden şey ne biliyor musun? Bence hani izleyiciler de bununla ilgili yorumlarını yazarlarsa çok mutlu olurum. Armağan Çağlayan'ın programı var, Katarsis programı var, Eser Yenenler'e çıktığı programlar var. Üçünü üst üste kısa kısa kesitlerle izlediğimde bir insanın bu kadar seri, bu kadar korkusuz, bu kadar gözünü kırpmadan başka bir hikaye anlatıyor olması çok korkutucu. Yani gerçek ve hala daha bence o hikayeye inanıyor olmaları. Şimdi bu yorumları hepsini alacağım, tek tek gideceğim ama kendi şahsi şeyim. Birincisi çok hızlı olan bir dava, e, çok hızlı sonuçlandı diye düşünüyorum. Tabii ki gözaltı süresi vesaire bunları sen daha iyi bilirsin ama hani 3-4 hafta önce uçaktan e, suratımıza tükürülürken. Dört hafta sonra ağlayarak Metris cezaevinin kapısında, Metris değil ya orası ne? Silivri. Silivri'nin Silivri kapısında olmaları gerçekten çok ilahi adaletin veya başka şekilde adaletin çok hızlı tecelli etmesi. Bunların hepsi psikolojik olarak bizi bozan şeyler. Şimdi en çok merak edilen şeylerden, şeylerden bir tanesi şu. Neden Bakırköy'de değil de Silivri'deler? Şöyle Bakırköy'de değiller. Çünkü... Dosyanın savcısı çok deneyimli bir savcı. Terör suçlarında da çok ciddi mesai vermiş bir savcı. Kendisi çok hassas yaklaşıyordu dosyaya. Aynı hassasiyeti cezaevi sevklerinde de gösterdi. Silivri kadın evi, kadınların olduğu bölüm yeni oluşturuldu aslına bakarsanız. Ve sayı olarak da orada imkan daha rahat. Sevkleri, korunmaları süreçte hep beraber işte duruşmalara götürülecekler, getirilecekler. Ayrı otobüslerde de olsa aynı gün ve aynı saat içerisinde çıkışları yapılacak. Dolayısıyla bu anlamda Silivri'ye gönderilmeleri, ceza sınırı vesaireyi de düşünecek olursanız çok enteresan bir şey değil ama hepimiz evet Bakırköy Kadın Tutuk Evi bekliyorduk. Çünkü genel dosyalarda hı hı. işleyiş bu yöndeydi. Senin bana geçen bölüm sorduğum bir şey vardı. Hayal kırıklığına uğradın mı diye. Hayal kırıklığına uğradım. Tabii ki de uğradım. Her defasında anlattık biz. Yani ölmüş anne baba üzerinden değil, çocuklar üzerinden değil bu süreçte konuşulması gereken şey. Bir ortada kuvvetli suç şüphesi varsa bunun üzerinden konuşmamız gerekiyor. Netice itibariyle anne olması, evlat olması, bu yönden bir kalbe sahip olması ve insan olmasından kaynaklı. Biz o çocukların da durumuna üzüldük ki ilk videoda ne demiştik? Demet, maile alınacaklar bu çocuklar ne olacak? Yine aynen, aynen. günün sonunda oraya geldik. Bu arada hemen lafını bölüyorum ama Twitter'da çok ciddi bence bu arada hepinizin yani tüm avukatların ondan sonra işte gazetecilerin hepinizin bu dava dosyasının bu kadar düzgün temiz ve hakikaten hızlı ilerlemesinin hepinizin çok ciddi payları var. Biz de kendi yayıncı olarak istediğimiz şekilde yönlendirmeye çalıştık kendi hür irademizin el verdiği kadarıyla işte çocukları da ben tabii ki bir anne olduğum için işte her zaman çocukları da göz önünde bulunduruyorum ve hep ilk cümlem onlar oluyor. Hatta. ben... Ben de bunun lincini yiyorum işte evinize hırsız girdiğinde ama onun çocuğum var diyorsunuz vesaire diye. Ama annelik maalesef böyle bir şey değil. Fakat bu Twitter'daki odalarda konunun çok saptırıldığının farkındayım. Yani hemen araya girmek istiyorum videonun başında. Çünkü en başındaki hikayeyle sonunda gelen hikayeyi kimse öngöremez. Twitter ile Instagram'ın dinamikleri çok farklı. YouTube'un dinamikleri de çok farklı. Ama Instagram'da hala kadının çok parası vardı. İşte bu yüzden kıskandınız ve başına bir şeyler getirdiniz. Nazara geldi, göze geldi gibi bakılırken... Twitter'da bambaşka bir şey oluyor ve zaten bizim şu anda bu insanlarla, bu suçlarla, bu örgütleşmeyle mücadele etmemizin tek sebebi e, gerçekten namusuyla bir şekilde işini yapmaya çalışan insanların devamlı üstüne basıyor olmamız. İşte kadının en büyük düşmanının kadın olması, e, işte o... Space odalarında aslında karar beklenirken başka bir meslektaşın başka bir meslektaşa saldırıyor olması vesaire. Bunlardan dolayı çok üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben isim kullanmak istemiyorum çünkü burada reklam yapmayacağım. Yani amaçın ne olduğunu bildiğim için. Ondan sonra benim herhangi bir güzellik merkezim veya kremim de yok. Bana saldıracak bir taraf da yok. Ondan sonra o yüzden zaten çok şaşırtıcı bir şekilde seninle ilgili her şey konuşuluyor ama benim hiç adım geçmiyor. Beraber çıkıyor olmamız rağmen. Ama şöyle de bir şey var Demet. Şimdi Demet Instagram'da çok ciddi bir takipçi kitlesi olan ve e, takipçilerine de e, kullandığı memnun kaldığı e, ürünleri öneren birisi. Ben hiçbir zaman mesela Demet'te e, güvenilmeyecek bir markanın önerildiğini görmedim. Ya yani zaten bir sürü şey kullanıyoruz. Ekstranın yani gerekiyor. Evet, yani. bu e, sosyal medyayı işte senin gibi böyle e, gerçekten deneyip görüp içeriğine bakıp ...tavsiyede bulunarak bunlarak e, insanlara. Payda sağlamak için kullananlar da var ama bir şeyler çıkarıp ortaya evet. bunu ticari bir şekilde başka evet. bir kazanca döndürüp millete de zarar gelirse de gelsin e, yaklaşımında olanlar da var. Bayrak yarışı yapmaya gerek yok. İlk kim geldi sonra kim geldi öyle bir şey dönüyor şu anda çünkü bir evet. yandan da. Bu işi ilk çıkaran Muhammed Yakut'tur. Aynen Erk öyle. Erk Acerer'dir. E, Seyhan Soylu'dur. Arkasından da eklenen eklendi. Süreç içerisinde... Ee, bekleyenler oldu masak raporundan sonra dahil olanlar oldu ama kimin bir damla kadar katkısı varsa adaletin tecelli etmesi de Yani biz, biz de, burası açık sağlık. ondan sonra gelinir burada da konuşulur güçler birleştirilir ama bu tarz bir savaşa gerçekten gerek yok. Zaten ben her zaman şunu söylüyorum başımıza ne geldiyse bu tarz koltuk savaşlarından geldi. Ee, bilmem kaç tane ulusal kanal var, bilmem kaç yüz tane YouTube kanalı var. Herkese burada yer var. Ee, o yüzden hiç bunlara gerek yok. Bu böyle bir sosyal şey olmuş olsun ve geçiyorum bu konuyu. Daha fazla da konuşmaya da gerek yok. Sıla ile Dilan aynı koğuşta mı kalacaklar? Şöyle, aynı koğuşta kalmalarına hukuken bir engel yok. E, cezaevi yönetiminin takdirinde bu hususlar. Öncelikle bir dağıtım koğuşuna gittiler yani o gün aslında cezaevine getirilen diğer suçlularla da beraber oldukları zannediyorum 16-17 kişilik bir koğuş içerisindelerdi gazeteci Emrullah Bey'in de aktardığı bilgilere göre Dilan'ın kimseyle iletişimi yoktu ve sürekli ağlar haldeydi Sıla biraz daha metanetli ifadeler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı biliyorsun. İşte ben en başından beri söylemiştim aslında Sıla ile konuşmamdan da bahsetmiştim. Sıla'nın üzerine bir ev dahi olmayışı. Bu süreçte milyonlar başkalarına dağıtılırken nedense kardeşe. Diğer kardeşin de yok galiba değil mi? Canım da herhangi bir şey. Onun üzerine şirket var ve o şirkete çok yüklü para girişleri var. O da mesela Sezgin Polat'a atıyor tacı. Evet aynen Topu aynen. Diyor ki ben ona veriyordum paraları ama o ne yapıyordu bilmiyorum diyor. Herkesin herkese suç aslında atfettiği bir ifadeler zinciri var. Ben bilmiyordum ona veriyordum. O ne yapıyordu ben bilmiyorum. Ona sorduğunda ben ama burada bir şey var ortada. Daha fare doğurabilir. Neden? Eğer ki bu e, faturalarla e, ve masak raporundaki işte naylon faturalar, şirketler vesairelerle kalırsa bu iş gerçekten daha fare doğurabilir. Bu soruşturmadaki en önemli şey bu paraların kaynağının soruşturulması. Evet. Yani faturalar ve kaçırılan vergiler bu bambaşka önemli bir konu elbette ama ceza sınırı açısından e, bizim için en önemlisi bu paranın kaynağı neydi? Bunların ağababaları kimdi? Bu para nereden geldi de sisteme sokuldu? Bunun araştırılması lazım. Örgütsel bir şey var mı yok mu? Bunun araştırılması lazım. Ee, tutuklama incelemeleri olacak. Bir hafta içerisinde itiraz süreleri var avukatlarının bu tutuklama kararına karşı. Ee, Dilan'la ilgili küçük yaşta çocuğunun olması e, ve aynı zamanda kocasının da hapiste olması ve çocuğunun e, şu anda bir babaanne dışında herhangi birinin e, bakımında olmayışından dolayı bir tahliye talep edeceklerdir. E, bu tahliye talebine karşı mahkeme ev hapsiyle dönebilir Elektronik kelepçeyle dönebilir, adli kontrol tedbiriyle dönebilir veyahut da diyebilir ki kabul etmiyorum, hayır. Senin öngörün ne? Ee, ben çok uzun süre en azından e, Dilan'ın cezaevinde kalacağını düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi e, elbette ki küçük yaşta çocuğu olan tek suç e, atfedilen kişi onlar değil. Elbette ki birçok dosyada küçük yaşta çocuğu olup da cezaevinde olan kadın var. Ancak e, zannediyorum çocuğu 6 yaşından küçük Üç, üç, üç Ve gelmiş. bakın atlamayın bir yandan da kocası da hapiste onun. Hmm. Yani bir yandan kocası yani çocuğun teyzesi evet. Amcası, dayısı ondan ha, sonra halası yok, halası dışarıda. E, babaannesi. dedesi Evet. A, yani maile girdikleri için dediğim gibi buradaki durum e, başka bir hassasiyet taşıyor ama mahkeme delil durumuna göre tutukluluk tedbirinin devam etmesi gerektiğine de kanaat getirebilir. E, ancak bu iddianame e, hızlı gelecek diye düşünüyorum. 5-6 e, ay içerisinde mutlaka ben e, davanın açılacağını öngörüyorum ağır ceza mahkemesinde. Ve dava açıldığı zaman hepimiz orada olacağız. E, değil mi? Hepimiz orada olacağız. Yani bu davaları takip ediyor olacağız. Duruşma salonlarında olacağız. E, avukatlar olarak da halk olarak da kapı açık olacak. Yargılamalar açık yapılır çünkü. Karar da Türk Milleti adına verilir. O yüzden Türk Milleti bu kadar alakadardır. O yüzden Aynen Türk öyle. milleti bu kadar konuşuyordur. Çünkü hakimler ben hakimim ve böyle karar vermek istedim diye değil bütün kararlarını Türk milleti adına verirler. O yüzden Türk milleti davayı da takip edecektir. Bunda da bir beis yoktur. Cezaevi cezaevi şartlarına gelince olursa işte e, iletişimle ilgili artık e, görüntülü konuşma var cezaevlerimizde. Hı hı. Yani e, bakanlığa ait bir e, telefon üzerindeki bir uygulamadan görüntülü konuşabiliyorlar. Çocuklarıyla işte 10 dakikaya kadar görüntülü konuşabilecekler. Her gün konuşacaklar? Hayır haftalık görüşme hakları olacak ve anne ayrı baba ayrı bir şekilde yani bir grup WhatsApp konuşması gibi düşünmeyin bunu. Ve bu konuşmalar yapılırken de yanlarında gardiyanlar dediğimiz işte infaz koruma memurları ve işte bu konuşmalar da kayıt altına zaten alınıyor olacak. Yani öyle Şule ile bir kahve içip sohbet etme şeklinde konuşma beklemeyin öyle bir şey yok. Koğuşta Türk karşısı var mı? Var koğuşta dedim ya ben nezarethane çok kötü cezaevi ondan kat ve kat iyi şeyde cezaevindeki koğuşta çay kahve sigara içebilecekleri işte sigaraları bir havalandırma alanı Ondan sonra bir kantin sistemi. Bunlar var ama işte bunların hepsinin sınırları var. Yani ben bir tane müvekkilim vardı. Suça sürüklenen çocuktu. Etikaramı özledim abla demiştim. valla. Ya. Hani suça sürüklenen çocuklarda biz o kantin dramını çok fazla yaşıyoruz ama böyle aklınıza süpermarket gelmesin onu demeye çalışıyorum. İşte belli başlı temel ihtiyaçlarının olduğu işte atlet iç çamaşırı vesairenin de olduğu bir kantin. Bu harcamalar zaten sınırlı çünkü... E, cezaevi şuna izin vermiyor ben zenginim işte ben e, zengin yaşayacağım koğuş içerisinde böyle bir şey yok. Cezaevindeki herkesin ekonomik standartları aynıdır. Hı hı. Sen zengin bir kişi olarak da cezaevine girsen fakir bir kişi olarak da cezaevine girsen devlet içeride bir e, bu anlamda üstünlük kurulmasın diye e, bunu e, koruma ve e, tedbir anlamında e, 1500 TL gibi bir rakamla evet. sınırlar harcamayı. Ki o şey zaten devlet tarafından kendilerine verilen e, yemek vesaire oradaki işte e, ihtiyaçların e, karşılanmasına dair faturalandırmayı da yapıyor. E, aileden alıyor değil mi bunu kişisel harcamayı? E, şeyden sonra e, süreçten sonra vergi dairesi kişiye bu harcamalara ilişkin e, şey gönderiyor. Ödeme ihbarnamesi gönderiyor. Ödenmedi takdirde icra kanalıyla e, bunun dönüşü oluyor. Hani şey derler ya. Niye devlet içeride yedirsin içirsin bizim paralarımızla beslesin? Öyle değil arkadaşlar. Evet, yani. bu da ayrıca bir merak konusu. Şimdi cezaevi şartlarını konuştuk diyelim ki tahliye kararı çıktı, yani cezaevinden çıktı ve elektronik kelepçeyle evine gönderildi veya adli işte denetimle imza verecek sabah öyle akşam olabilir, sabah akşam olabilir, günlük olabilir. Bu durumlarda dilen sosyal medya hesabını kullanabilir mi Ev, evinde? Şöyle şu anda hiçbir şekilde bir kere ellerinde bir telefon yok. Sosyal medya hesaplarını kullanmıyorlar. Eğer ki bu hesaplardan bir etkileşim görürseniz de bunlar e, artık o sosyal medyalarının şifrelerini verdiği kişiler tarafındandır. Ancak bu kişilerle ilgili kendileri de bundan haberdar olduğu takdirde kullanılmasını istemiyorlarsa şikayetçi olma hakları da vardır. Eğer ki bir e, adli kontrol hükmü uygulanırsa e, haberleşmeye dair bir tedbir olmadığından dolayı telefon kullanabilecektir. Ancak bu süreçte soruşturmada hala gizlilik var. Soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek veyahut da soruşturmanın selayetini etkileyecek açıklamalarda bulunamaz. Böyle bir şey yaptığı takdirde buna karşılık tedbirler gelir. Yine e, tutuklama tedbiriyle karşılaşabilir. O yüzden ben e, öngördüğümü söyleyeyim. Eğer ki bir elektronik kelepçe ev hapsi adli kontrol gibi bir hüküm uygulanarak tahliyesiyle ilgili bir gelişme olursa bu süreç içerisinde ben sosyal medyayı kullanacağım düşünmüyorum. Peki bu süreç ne zaman belli olur? Yani elektronik kelepçeye dönüp dönmeyeceği bu 6 ay sonra mı belli olur yoksa bu 6 ay içerisinde biz bunu hemen görür müyüz? Şimdi genel bir bilgi veriyorum. Bir yerde bir tutuklama varsa avukatı itiraz etsin etmesin aylık incelemeye tabidir. Yani tutuklama her ay mahkeme ve hakim tarafından kendiliğinden Bakın hiçbir talep olmasa bile kendiliğinden tutuklamada hala yarar var mı? Tutuklama hala gerekli mi bu dosya kapsamında diye mahkeme hakimi kendiliğinden inceler bunu. Dolayısıyla her ay biz bunların tutuklamalarının incelendiğini göreceğiz. Peki e, işin üzücü tarafının e, aslında baş kahramanları çocuklar. <laughs> e, ve dün e, eski bakıcıları e, özellikle bu operasyonun da kilit ismi olduğu düşünülen ki bunu da düşünmesine sebep bu arada işte kadını hemen gözaltına alındıktan sonra apar topar gönderilmesi vesaire gibi. E, Şule'nin bazı paylaşımları oldu e, TikTok'ta. işte Nilda'nın saçını yapıyor, işte Milan'la oturuyor vesaire. Bunları nasıl yorumlarsın? Mesela ben şahsi olarak kendi Instagram hesabımda çok yüksek tepkiler gösterdi. Ben dedim ki yani artık yeter artık. Hani neyin şovunu yapıyorsunuz? Evet, Hala bir daha. yedek Dilan Polat gibi davranıyor. Evet. Enteresan bir şekilde. Öncelikle şöyle eğer ki oğlu da buna denk gelirsen TikTok'tan çık Instagram'a gel, Twitter'a gel. Hani TikTok hesaplarımız yok bizim en azından. Hani bir yani yerlere yani ulaşmak istiyorsan oradan ulaş. Çünkü ben açıkçası TikTok'ta ne kadar paylaşım yaptığını bilmiyorum ama senin de paylaşımınla beraber bir iki tanesini gördüm ve nida da var o paylaşımlarda. Korkunç. Yani Korkunç. şu anda çocuğun bu kadar hassas olduğu annesinin babasının teyzesinin dayısının amcasının dedesinin tutuklu olduğu bir dönemde sen o çocuğu nasıl TikTok'ta paylaşırsın? Bakın bunlar e, aile bakanlığının dikkatini çekecek şeyler. Bunlar sonu gerçekten çocuklar açısından çok daha üzücü yerlere varabilecek şeyler. Şimdi bunlar ne yaptıklarının farkında değiller. Zaten bunlar hiçbir zaman ne yaptıklarının farkında değillerdi. Hiç değillerdi ama günün sonunda çocuklar 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 dedikçe biz çocuklar daha da yıpratılıyor. Aynen öyle. Bu anlamda mutlaka aile bakanlığı takip ediyordur süreci. Ben çocuklar açısından hiç sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum o ev ortamının şu an hiç, için hiç değil yani hiç değil. Tabii ki bunun karar mercisi biz değiliz ama hani artık insanın da belli bir noktada dönüp de ben neler yaptım da bunlar bu şekilde büyüdü demesi lazım. Tabii ki bunu diyecek yeti de insanlar olmadığı aşikar da yani kimden bahsediyoruz zaten Allah aşkına. Evet, e, netice itibariyle altınlar paralar verilirken burada or neydi? Altınlar paralar verilirken buradaydı. En zor günde de buradaydı. En zor altın pa... kardeşim zaten sana verilen altınlar paraların nereden geldiği yüzünden o insanlar orada ya. Yani gerçekten şaka gibiler yani. Evet, yani benim artık böyle aklımın mantığımın çalışmadığı yerlerde Evet, ben kendim ya diyorum ki bende bir sıkıntı var herhalde. Ya ben anlayamıyorum ki hayatında çok fazla kriz yaşamış ve yönetmesinde çok iyi bilen biriyimdir yani. Ama gerçekten akıl alır şeyler evet Şimdi birazcık da ifadeleri konuşmak istiyorum aslında. İfadelerden benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Birincisi Can'ın. Can, Can kaç yaşında bu arada? Ee, yani tam yaşını bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Biz 17 yaşındayken Can herhalde 8-9 yaşındaydı. Dolayısıyla herhalde 20'li yaşlarındadır. 24 belki 25. 24-25 şey. yaşında bir genci. No. Tam ee, öyle burada olması. iki tane şey soracağım. Bir, bir, bir soru bence bütün herkese çok aydınlanması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim hesabıma 100 bin TL ya da 50 bin TL, 50 değil de 100 ya da 100'ün üstü geldiğinde bile bankanın beni aradığı, hmm. ondan sonra ve işte bazı prosedürlere tabi tutulduğum bir Türkiye'de nasıl çocuğun hesabına, şirket hesabına milyonlar milyonlar geliyor ve bu çocuk gidiyor bir banka şubesinden elden bu paraları çekiyor ve veriyor. Şimdi birinci sorun bu. Nasıl oluyor bu? Yani hiç mi bunun nereden geldiği sorgulanmıyor? Şimdi birincisi şuna cevap vereyim. Ben bilmiyordum. Aldım verdim onlara. Bu ifade onları kurtarmaz. Bu ifadelerin hepsi... Bu ifadelerin hiçbiri kimseyi kurtarmaz. Bu... Hiç akıllıca ifadeler değil. Evet bu değil. ifadelerin hepsi sözleşilerek hiçbir şey anlatmayın diye verilmiş ifadelerdir. Keşke o zaman hiçbir şey anlatmasalardı. Hı -hı. Susma hakkını kullansaydı Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz deseydi Bir suçumuz yok deseydi Ama şimdi konuştukları her şey Lehlerine olduğu gibi aleyhlerine de sonuç doğuracak evet. Ve e, şimdi Burada e, senin adına bir şirket Kurulduysa sen bir basiretli tacir Olarak değerlendirilirsin Hı -hı. Yani senin orada yaşın 19'muş 30'muş 40'muş önemli değil Ki 19 yaşında da var avukatın kızı Kızına şirket kurmuş Hukuk karşısında sen artık yetişkin ve Tüzel kişisin. Ee, evet. Dolayısıyla bu tüzel kişiliğin faaliyetlerinden senin imza sorumluluğun varsa, sen burada yetkiliysen, buradaki bütün e, işlemlerden de sorumlu kişisindir hukuk karşısında. Para çekmeye gelince, şimdi biliyorsunuz e, mesela efete havale yaptığımızda para hemen karşı tarafa geçmiyor. Sistem kaynaklı ya da işte e, mekanizmanın geçişlemesinden do dolan dolayı olan bir şey değil bu. Neden? Hı -hı. İnceleniyor aslında. Şimdi eğer ki e, şimdi bu Sahte faturalar, naylon faturalar işte aslında olmayan satışların faturalandırması diyoruz ya hı hı. İşte bunlar o paralara kaynak gösteriliyordu evet. muhtemelen. Yani evet bankaya parayı almaya gittiğinde belki bu para senin hesabına neden geldi kaynağı ne bu paranın dediği zaman oradaki bankacı hı hı. ona bir e, naylon fatura ya da sahte fatura bir sanki ticari ilişkidenmiş gibi bu para gösteriyorsa o paranın bankacı tarafından çıkışının yapılmasında banka memurunun e, bir kabahati yok. Hı hı. Dolayısıyla burada o parayı çeken, <laughs> e, o parayı verdiği kişi ve o paranın nasıl tasarruf edildiği ve nasıl elde edildiği soruları geliyor. Dolayısıyla bankadan çekmeleri ticari e, o e, 350 milyonu aşkın bir e, Ahmet Gün'ün e, kabul ettiği işte etkin pişmanlık e, kapsamında değerlendirilen ifade e, zaten o. E, ona dayandığını düşünüyorum ben. Bu hikayede etkin pişmanlıktan faydalanan Ahmet Gün itirafçı olan kim? O da mı aynı Zaten bu etkin pişmanlık dediğimiz e, soruşturmada aydınlatılmamış hususlara devlete e, ve soruşturmaya katkı sunarak adaletin e, tecelli etmesi adına hizmette bulunan şüpheliye ceza indirimi getiren bir kurumdur. Hmm, o da avukat olduğu için. İtirafçılık dediğimiz şey zaten e, etkin pişmanlık aslına bakacak olursanız sadece işte terimler karışıyor. Aha. Kişi de zaten dediğin gibi avukat olduğu için muhtemel cezayı öngörmüşse orada ve zaten bunların tespit edileceğini de Tahmin ediyorsa veya ki kendisine soru olarak yöneltildiyse burada e, kabul ettiyse eğer doğru olanı yapmıştır diye düşünüyorum hukuk karşısında. Evet herhalde bunlar kontak halinde değillerdi çünkü bir tek o kabul etmiş. Bir de avukatlık hizmetleri dolayısıyla alınmadı onu da söyleyeyim. yani Avukatlık hizmetlerinden dolayı orada değil o kişi. Evet. Yani orada muhasebe, faturalar ve bundan doğan sorumluluklarından dolayı tutuklu. Aynen öyle. Bunların avukatı kim? Hiç hiç avukatlarını görmedik. Normalde ee, bu kadar medyatik insanların tutuklamadan sonra bir avukatı çıkar, bir açıklama yapar, bir şey olur. E, dediğin gibi normal şartlarda e, bu tarz dosyalarda bulunan avukatlar e, yargılamanın e, işte sonucu veya süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirebilirler. Evet. E, benim e, bildiğim avukat Çağdaş Çağdaşçelik e, takip ettiğini, hatta eğer ki kara para aklama iddialarına yönelik kuvvetli suç öpersini görürse kendisini de çekileceğini söylemişti. Evet kendisi de eğer yanlışsam meslektaşım düzeltsin ama ben o gün suç cezada kendisinin olduğunu duydum. Yani kendisinin dosyayı takip ettiğini duydum. Dediğim gibi meslektaşım aksi ise söylesin. Eğer ki öyleyse ben bakıyorum ara sıra tweetlerine de herhangi bir konuyla ilgili paylaşımını görmüyorum. Çünkü benim de içerisinde olduğum bir o space odalarından birinde demişti ki ben dosyadan çekilirim. Evet aynen. Daha ne görmeyi bekliyor bilmiyorum meslektaşım. Evet. Ee, Sonuca yargı karar verecektir ama bir hukukçunun öngörüsü de vardır. Kendisi de zaten bu hukuki öngörüsüyle hareket edeceğini söylemişti. O anlamda bence kamuoyuna bir tatmin edici bilgi vermesi de faydalı olacaktır. Suçsuz veya kandırılmış olduklarını düşünüyor musun? Burada şimdi Dilan nasıl açısından bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani Engin'in bir kandırılmış olma ihtimali zaten yok. Çünkü onlar zaten örgüt yöneticiliğinden ve aynı zamanda diğer suçlardan tutuklananlar bir örgüt yöneticiliği kısmı da var bu işin. Örgüt yöneticiliğinden tutuklananlar Dilan, Sıla ve Engin. Üçü. Şimdi diyorlar ki akrabadan örgüt olur mu? Olur. Niye? Örgüt e, kurulduğu zaman aralarındaki akrabalık ilişkilerinin olup olmamasına mı bakılıyor? Burada örgütün Yargıtay tarafından aranan başka kriterleri vardır. İşte hiyerarşi, suç işlemek için bir araya gelinmiş olması, devamlılığı gibi başka unsurlar aranır. Yani akraba olmanız, örgüt olmadığınız yani böyle bir şey yok. Ee, onun dışında bu süreçte kandırılmak değil de ben dediğim gibi bakın şeyin Sıla'nın ve Dilan'ın bir kara para aklama veyahut da bu süreci yönetme yeterliliği olduğunu hala da düşünmüyorum. Suçsuz evet. demiyorum. Ceza almayacak demiyorum. Sorumluluk sahibidir. Adına şirketler var. Basiretli olacaktı. Takip edecekti. Paranın kaynağını soracaktı. Nasıl bu kadar paraya biz eriştik diyecekti. Evlerinde olan euroları gördünüz mü? Yani... Evlerinden elde edildiği iddia edilen görüntüler var. Balya balya paraların yani. Şimdi senin hayatındaki insan, ticaret yaptığın kişi sana böyle balya balya para getirirse sen bunu sormaz mısın? Araştırmaz mısın? Araştırması sorması gerekiyordu. Ama şahsi kanaatim böyle bir yeterliliklerinin ve dahillerinin olmayacağı yönde ama bu onları cezai sorumluluktan kurtarmaz. Onu da parantez içerisinde Peki bir de herkesin en önemli sorduğu şeylerden bir tanesi şu. Şimdi bir ağa babası var. Ve bu ağ babasının kara parayı aklaması için kullanılan insanlar var. Şimdi genelde bu tarz olaylarda en alt basamakta işte kişinin şoförü olur, koruması olur ve onun üstüne bunlar yapılır ki. Kişinin herhangi adına bir şey olmasın o en tepedeki kişiden bahsediyorum ve sonrasında başlarına bir şey geldiğinde veya yakalanma durumlarında zaten geliri düşük olan şoförler korumalar kendi ailelerini kurtarmak adına girerler yatarlar bütün bedelini öderler ama para bir şekilde ağ babasına kalır hem ismi zedelenmez hem bunları yaşamaz vesaire şöyle öngörüler okuyorum Twitter'da. Zaten A babaları için engin ilk başta en alttaki basamaktı. Yani zaten hani paraya ihtiyacı var ve bunların da gerçekten böyle bir hani parayla susturulabilir, bir şeyler yaptırılabilir bir hayatları vardı. Ama sonrasında çok fazla palazlandıkları ve o sosyal medya paylaşımlarını durduramadıkları, artık belli bir noktadan sonra o ağababalarıyla babalarıyla da aralarının açıldığı ve onların fişini çektiği yönünde bir iddia var. Şimdi bu kadar büyük bir para bunlara verildiyse ben onların e, bunları sistemde yakalatacak şekilde bir ihbar vesaire yoluna gireceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü çok büyük bir para var emanet diye bakılıyor paraya. Evet bu, bu paraya. arada bu paralar emanet yani, yani bu haliye bayağı paralar Engin'e veya Dilan'a hibe edilmiş paralar değil. Bunlar kara para aklandıkça döndürülecek paralar değil mi doğru? E, evet şey mi? evet. E, şimdi böyle olduğu düşünülüyor görülüyor e, yani burada bakın yasa dışı bahiste var. E, iddialar arasında ve bir yandan da bir futbol kulübüne de sponsor oluyorlar bu nasıl bir cesarettir ben bunu da anlamış değilim <laughs> ya, bir yandan yasadaşı bahis suçlaması var bir yandan da aynı grup ama şu bir... sponsorluklar mı sponsorluklar hepsi bu a, şeylerde çok hani vergide de öyle ya hani. Tabii, tabii vergi büyük rakamlar sponsor... döndüğü için orada e, elbette ki öyle ama şimdi e, spor oyunları futbol müsabakalarında bir e, bahis e, ve şike ilişkinde var e, iddia soruşturma dosyasında şunu demeye çalışıyorum çok fazla iddia var. Ancak bir A babası varsa oraya doğru gitmeli bu soruşturma. Yani biz eğer bu naylon faturalar ve vergi kaçakçılığı vergi kaçırma üzerinde kalırsak ceza sınırı itibariyle infaz hukuku açısından Türk milletine doğru anlamda ben hukuken hakkaniyet anlamında vicdanını rahatlatacak bir yargılama olacağını düşünmüyorum. Bu paraların kaynağı sorgulanmalı bu dosya içinde. Bence zaten bu paraların kaynağı sorgulandığı için bu iş bu kadar büyüdü. Elbette ki örgüt yönünden değerlendirme yapılmalı ama benim şahsi kanaatim yine işte daha fare doğurmasın. Çünkü örgüt anlamında hiyerarşik olarak ve işte diğer yargıtay kriterleri gereği örgüt kararı vermek çok kolay bir şey değildir örgütten beraat ettikleri takdirde sadece bu vergi kaçırmalardan dolayı süreç devam ederse daha fare doğurur. O yüzden tepeye gitmek lazım. Gürcistan'a gitmek lazım. Oralara bir girmek lazım. Bir de herkesin e, en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de şu. Gürcistan'daki adamlar bunları nasıl bulmuş? E biz bunu geçen konuştuk. Demet'i <laughs> bulacak halleri yok. Biraz da alın. Alın. Böyle. <laughs> hiç biliyorum ki bana hiç böyle bir teklif gelmedi. Eee üzüntüsü çocuklarla olan kısmı hepsi bir yana dursun Bu konu daha çok su kaldırır, daha Değil çok mi? şey yapacağız. Bugün e, yayına girdiğimiz zaman e, mıstığın ya yani, mıstık diye biri olan e, Mustafa Özalp'in de sevki vardı. E, sevki vardı ve onun da alacağı ceza belli olacak. Ne öngörüyorsun? Tutuklama e, bekliyorum eğer ki itirafçı olmazsa. İtirafçı ol, olmuş diye bir düğüm var. Şimdi bir emniyet ifadesi var. Bir de biz bu e, Polat Polatgiller'de şöyle bir şey gördük. Emniyet ifadesine ek savcı bizzat yüz yüze kendi de ifade aldı. Şimdi bu Mustafa Özalp'le de ilgili. Emniyet ifadesi alındı evet ama savcı yine tekrar yüz yüze e, bazı çelişkileri gidermek adına veyahut da açık bıraktığı yerleri tekrar sormak adına bir ifade alabilir. E, dolayısıyla savcının ek alacağı o ifadelerin neler diyecek bilmiyoruz. Hı hı. E, eğer ki soruşturmayı aydınlatmaya yönelik şimdiye kadar tespit edilmemiş olan Verileri e, emniyet güçleriyle veya yargı güçleriyle, adliyeyle paylaşırsa savcılık makamıyla e, oradan kaynaklı bir tahliye de gelebilir. Hı hı. E, ama böyle bir ifade vermediği takdirde ben tutuklanacağını düşünüyorum. Gizli tanık Mustafa Özürtmüş. E, o da dayak yiyince... Bunu şimdi ben bir hukukçu olarak söyleyemem. <laughs> Anadolu adliyesinde kendisi dayak yiyince yani dayak yemesi tabii... Çok kötü bir şey bu arada Yani saldırmışlar adama ve onun üstünde de hani buraya ben tanık olmaya geldim gibi bir ifadesi var kendisi. Olabilir şimdi bilgisine başvurulacak kişiler vardır. E, tanık Şule yapılacak... de öyle sanıyorum bilgisine başvurulmuş. Evet ama ben şimdi gizli tanık şudur diyemem çünkü zaten gizli tanık dediğiniz şey devletin korunması altında olan tanıktır. E, o yüzden ifşa etmek doğru olmaz biz demiştik ki uzaklarda aramayın. Dolayısıyla hani vatandaşlar kendileri az e, buçuk tahminde bulunabilirler. İnsanlar kendi açıklamalarda hmm. bulunuyorlarsa onu esas alabilirler. Ama ben bir hukukçu olarak gizli tanık şudur deyip e, birini işaret edemem. Peki son olarak kaç seneden yargılanırlar minimum maksimum? En evet. çok merak edilen. Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim infaz anlamında. E, ceza, kapalı cezaevinde geçirecekleri sürenin ben... 7 senenin altında olacağım düşünmüyorum. Bakın kapalı cezaevinden bahsediyorum. Daha sonra bunun bir açık cezaevi var. Açık da cezaevi nedir? Kapalı cezaevi. Şöyle açık kapalı cezaevi ile açık cezaevinin arasındaki fark şu. Kapalı cezaevinde bir koğuş içerisindesiniz. İşte e, hiçbir şekilde dışarıyla e, normal görüş saatleri, haftalık görüş saatleri dışında bir diyaloğunuz ve iletişiminiz yok. İşte dört e, duvar arasındasınız. Kapalı cezaevi dediğimiz bu ve bu kapalı cezaevleri güvenlik tedbirlerine göre L tipi gibi mesela E tipi gibi tiplerine göre de harf e, alarak ayrılıyorlar. Hı -hı. Ama açık cezaevinde mesela haftalık eve gitme izinleri olabiliyor. Hı -hı. Ondan sonra e, işte o hol alanı, ortak alan, işte tedbirler, e, güvenlik tedbirleri daha gevşek oluyor. Hı -hı. İzne gidip gelebiliyorlar. Hı -hı. E, daha yurt sistemi gibi düşünebilirsiniz evet. orayı. Daha sonra da denetimli serbestlik evet. süreçleri oluyor Yani aslında infaz dediğiniz 3 aşamada kapalı evet. cezaevi açık. açık cezaevi denetimli serbestlik. Hı hı. Ben kapalı cezaevi kısmı ile ilgili minimum 7 senelik bir kapalı cezaevi Eğer ki ceza alırlarsa arkadaşlar öngörüyorum ama iddia edilen suçlamalar çok fazla yani yasadışı bahis var örgüt var. Onun dışında işte vergi kaçırma var. Şimdi bunlar da iştirak hukuk hükümlerine uygulacak mahkeme. Yani hukuki terimlere de çok girip sizi yormak istemiyorum ama her bir suç için ayrı cezalandırma almaları halinde de böyle adnan oktardaki kadar şok olmayız binlerce yıl duymayız belki ama bir bir insan ömrünün aşılacağı şeylerle de karşılaşabiliriz. Evet çünkü insanlarda şöyle bir algı var. Hani acaba kamuoyunu susturmak için mi içeri aldılar gerçekten yok hani... yok hayır hayır. Ha. Öyle bir ceza yani. sınırı ceza sınırı itibariyle tutukluluk ölçülüdür. Yani buradan tekrar Tolga Şardan'a da selam olsun. Yani ceza alsa dahi infaz olmayan bir eee isnat edilen suçtan dolayı cezaevine gönderildi kendisi. Bence tutuklama tartışılacaksa gazetecilerin tutuklanması tartışılsın. Ama buradaki tutuklama eğer ki ceza verilmesi halinde suç sınırından, ceza sınırından bahisle ölçüldür arkadaşlar. Evet. Şimdi biz cumartesi akşamı tabii bu kararları beklerken aynı zamanda Türkiye için çok çok önemli bir genel kurul vardı. Ben ikisini bir arada takip ederken uyuyakalmışım hatta. Dört buçukta bir anda bir uyandım. Hem cezalar belli olmuş hem genel başkan değişmiş. Ne geceydi? Anlarsa inanılmaz bir geceydi. Bence Türkiye tarihi için çok önemli bir geceydi. Çünkü bu bir kafasına dolar takan bir fenomenin geldiği durumdan daha çok tekrar söylüyorum. Yani psikolojik açıdan da doktorların incelemesi gerekiyor. Hani gözünü kırpmadan böyle bir hikayeye inanılması, böyle bir hikaye uydurulması. Bu hikayenin çok başka boyutları var. İşin ucunda bizim mesleğimizi etkileyen tarafları da var. İşte sonuçta hepimizin alışveriş yaptığı bir internet sitesinde... Satışlarda birinciler ve aslında bunların hepsinin birer paravan olduğunu öneiyoruz vesaire çok ciddi böyle e, psikolojik bir süreçte. Özgür Özel'i tebrik ediyoruz öncelikle. Özgür Gerçekten özel bence tebrikler. belediyeyi daha kolay aldılar. E, <laughs> evet, ben evet. Öyle düşünüyorum. Genel seçim gibi geçti. Aynen aynen. Yorumun nedir? Nasıl bir e, sol kanat görecek Türkiye? E, ben açıkçası biraz böyle hayretlerle izledim kurultayı. Çünkü bir genel seçim gibi geçti. Aynen öyle. Ee, güç savaşlarını gördük. Evet. E, laf atışmalarını gördük. E, saygı sınırlarının da bence aşıldığını da gördük. E, Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e ayar verdiğini gördük. sesini Yani evet bu diye. gerçekten sesini yükselme Hem bizim ekmeğimizi yedim falan yani a-a. Yani, <laughs> yani. A -a. Çok çok, e, çok değişik bir kurultaydı. Değişik. E, ben e, şahsen e, Özgür Özel'i e, ana muhalefetin lideri olması sebebiyle tebrik ediyoruz. Ancak e, Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Daha iyi bir yorum olamaz. Çünkü Özgür Özel dediğiniz kişi Kılıçdaroğlu genel başkanken genel başkan yardımcısı olan kişi. Yani bütün kararlarda sen oradaydın. Ya zaten Kılıçdaroğlu da dedi ya yüzüme niye söylemedin madem yanımda çalıştın sen benim. Şimdi tamam çıkıyorsun değişim talebinde bulunuyorsun ama sen ne yaptın bu süreçte? Elbette ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bence yanlıştı. Elbette ki milletvekillerinin dağıtılması yanlıştı. Elbette ki toplumun sinir uçlarına çok fazla dokunuldu ve bu koltuklar böyle işgal koltukları değil. Gençlere bırakın gerçekten bir değişim gerekiyor. Aynen öyle. Ama bunun da e, hakkı özgür özel miydi ben soru işareti bırakıyorum oraya. Dediğim gibi umarım e, çok e, doğru ve düzgün bir genel başkanlık yapar. Yüzyıllık e, bir partinin başına geçti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, milliyetçi ve e, gerçekten e, vatandaş olmanın gereğini çok hakim bir seçmen kitlesi de vardır. Ancak o milliyetçi seçmen kitlesini daha fazla incitmeyin. Evet ben mesela Z kuşağının çok daha coşkuyla karşılamasını beklerken gerçekten şey olmadığını görüyorum yani artık insanların hakikaten bir şeffaflık mı geldi nedir hani bütün bunları görerek herhalde umutlanmamayı tercih ediyorlar üzülmemek için. Ama sonuçta çok ciddi değişimler olduğu doğru. En azından belki de hani o kanadı da arkasına alabilmek için böyle bir aday da çıkarmış olabilirler gibi de düşünmek istiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi umuyorum doğru, düzgün ve temiz bir siyaset izleriz CHP'de İnşallah. devamında. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hançer yedim diye bir sözü vardı. Kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu, biz hançer yedik o seçim döneminde. <laughs> Size defalarca sizin belediye başkanlarınızın sizin önünüzde olduğu söylendi anketlerde. Siz o belediye başkanlarınızı yanınıza almak yerine önünüze alsaydınız, bambaşka bir sonuç olabilirdi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk siyaset tarihinden ayrılmasını hayırlı buluyorum. Bu zamana kadar da yaptığı katkılar için teşekkür ediyoruz. Ancak Özgür Özel midir orada değişimi sağlayacak olan ben soru işareti bırakıyorum. Süreç içerisinde nasıl bir genel başkanlık yaptığını izleyeceğiz. Bundan sonrası için Kemal Kılıçdaroğlu'na evde airfryer tar ile tarifler verilmesi konusunda bir yönlendirme var. Ne diyorsun? Ne yapsın mesela? Youtube kanalı açsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar YouTube işini sadece YouTube'da zaten var olmuş olanlar yapsın. Özgeciğim çok keyifliydi. Ee, zaten artık çok daha sık buluşuyoruz gördüğünüz gibi. Yayın günlerimiz değişiyor, gündeme göre daha farklı şeyler yapıyoruz. Daha da fazla karşınızda olacağız. Ee, Twitter'da da Özge Can olarak Özgeyi takip edebilirsiniz. Ee, ama gerçek hesaplarınızla edin. Ee, Instagram'da da yine Özge Can demet Işıl olarak YouTube kanalınıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Çünkü ansızın geliyoruz <laughs> ansızın artık. Ansızın geliyoruz evet aynen öyle. Ee, başka konularla tekrar karşınızda olacağız. Ee, bu süreci mental olarak nasıl daha iyi atlatabiliriz ya? Ee, mental olarak hukuka güvenimizin tazelenmesi lazım. Aa, o zaman ben bakanıma tekrar teşekkür edeceğim. Evet. Ben şimdi, inanılmaz bir Ali Yerlikaya falan. Gerçekten. Şuraya buraya bir yere alfa fotoğrafını koyalım. Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'in de dediği gibi Ali Yerlikaya'nın e, lütfen destekçisi olun. Çok seviyorum ee, Önüne geçmeyin, çok... bağlamayın, bırakın. Çok güzel işler yapıyor, yapmaya devam etsin. Biz gri listeden çıkmalıyız. Türkiye'den kara para çıkmalı. Türkiye'den çeteler çıkmalı. Ee, Türkiye'de emniyet görevini hakkıyla yerine getirmeli. Bizim artık e, kurumlarımız yıpranmasın, Yani İçişleri Bakanımıza sahip çıkalım. E, adaletimize sahip çıkalım. Emniyetimize sahip çıkalım ve güvenelim istiyoruz. E, yanlış e, yargı kararları var. Yanlış e, tutuklamalar var bunların karşısında olmaya devam edelim. Ama geri geldiği zaman da e, bakanımızın da adaletimizin de emniyetimizin de daha gibi Türk milleti olarak arkasında durmayı benim, benim sabah rutinim şu şekilde her sabah uyanıyorum gözümü açıyorum elime telefon alıyorum. Öncelikle sevgili canım bakanım dün akşam kimleri bulmuş kimleri almış hangi çeteyi çökelmiş diye onu izliyorum. Sonra bir, bir tık Mahmut Orhan gitsin <laughs> diyorum. Ondan sonra kalkıyorum tık doğuyor güneşim o kadar çok severim. Sen, tamam. Demek ki neymiş kimse partizanlık yapmıyormuş. İşini hakkıyla yapan birileri olduğu zaman Tabii da ki. muhalefetten de destek görüyormuş. O yüzden biz muhalefettir, iktidardır demek yerine doğruyu savunmaya devam edeceğiz. Evet. Haftaya yine aynı gün diyeceğim ama hangi günde belli olmayacağı için <laughs> ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.